Kur'an-ı Kerim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber aleyhissalatu vesselam sizin için üsve-i hasene, ona bakıyorsunuz. O nasıl yaşıyor, nasıl konuşuyor, sofraya nasıl oturuyor, nasıl bir muallim, nasıl bir baba, nasıl bir devlet başkanı, o inkılabı nasıl yaptı, yetim çocuklara Peygamber Aleyhisselam'ın bakışı nasıl, onlara nasıl kol kanat giriyordu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bakıyor. Baba evinde evladına onu anlatıyor. Anne kızına kelimesine Hz. Fatıma radıyallahu anhayı anlatıyor. Ve alemu enne fikum Rasulullah. Evinizde Hz. Muhammed aleyhisselam var. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Yani o sizinle beraber içinizde ruhaniyetiyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Yani sanki şuraya adım atıyor. Sen de Evinde siyer okuyorsun. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına dair eserler okuyorsun. Enes bin Malik, Musa bin Umeyr Resulullah Aleyhisselam'ın Medine topraklarında ardında yürürken izine böyle basıyorlardı. O çocuklar Resulullah Aleyhisselam'ı dinliyorlar, değişiyorlardı. Onların doğudan batıdan okuduğu o gün itibariyle klasikleri yoktu. Onlar ballar balını bulmuştu. Ne yapsın ki onlar doğudan batıdan klasikleri. Hani ben onları okumayın demiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir ruhun, bir yüreğin hamur kârı olmadıysa Peygamber aleyhisselam senin evladının, yavrunun yüreğine şekil vermedi. O şekli vermeden sen evladını, oğlunu, kızını alır götürür. Batı klasiklerine teslim edersen 17'ye, 18'e geldiği zaman bu çocuk neden Müslümanca konuşmuyor? Bu çocuk neden Müslümanca hareketleri yok deme hakkın yok kardeşim. Ne verdiysen onu alacaksın. Çocuk toprak gibidir. Ne ekerseniz onu alırsınız kardeşlerim. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, ecdadımız çocukların yüreğine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini ektiler. O muhabbetle büyüdü çocuklar. O en büyük inkılabın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini anlattılar.